1400 liraya bu işi yapacaksan kardeşim, ekipmansız 3-5 tane paket alıp 30 dakika içinde gel konusu olacaksa yapma yani. Susat, bulaşık yıka ama bu mesleği yapma yani, değmez. Sizin gibiler yüzünler hem piyasa düşüyor, hem insanlar rahatsız, hem statü düşmüş, bu meslekten bile sayılmıyor. Ne gereği var yani? Öz eleştiri yapmak hani nerede? Nerede? Bak en basitinden. Kurye denildiği zaman zaten hani insanlar karşıya geçip hani güzel meslek falan demiyorlar. Hani pislik insanlar gözüyle bakıyorlar açıkçası. Sevilmeyi hak etmiyor kuryeler. Çünkü dediğim gibi eğitimsizler, kural tanımazlar, çok cahiller, gençler, terbiyesizleri de oluyor arada sırada. Ben şimdi diğerlerine oranla eğitimliyim, kurallara dikkat ediyorum. Kadınım, biraz daha temizim, müşteriyle iletişim yapılması biliyorum falan ama tabii benim de bazen tıkandığım noktalar oluyor, olmuyor değil. Motokurye dediğimiz şahıs bir paketi, bir objeyi A noktasından B noktasına alıp götürmek için para kazanan insanlardır. Şimdi İstanbul gibi bir yerde tabii ki trafiğin çok tehlikeli olduğu bölgelerde motokuryeler kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar ama farkında olmadan başkalarının da hayatını tehlikeye atabiliyorlar. Hobi motorcuları ve kuryeler olarak ikiye ayırırsak hobi motorculuğunda o kadar da düşük değil eğitim seviyesi. Gelir seviyesi de o kadar düşük değil ama para kazanmak için bu işi yapan insanların tabii ki eğitim seviyesi de düşük oluyor, geliri de düşük oluyor. Bu aslında kuryelerle alakalı bir şey değil, ülkemizde genel eğitim seviyesiyle alakalı bir şey. Yani onlar dışarıda oldukları için belki göze batıyorlar ama her sektörde bu sertlikte veya azlıkta olan insanlar var. Gayretli bir yere iş başvurusunda bulundum. İş başvurusunda bulunduğum yer ise bana kuryecilik teklifinde bulundu. Yaşım o zamanlar 16, ehliyetim de yok. Motor kullanmasını da pek bilmiyorum aslında. Yani ilgi ve alakası olsaydı direkt işe girip başlardım. Zaten çoğu kuryeci ve paket servisçi çalıştıran elemanlar çok küçük. Şu an ben yapmam. Bazı yerler var, veriyor sana birkaç 10-15 tane paket, yetiştir bunları. Bunları yetiştirmek için hızlı yapmam lazım. Hızlı yaparsam çevredeki insanlara ve kendi hayatımı tehlikeye atıyorum. Kuryelik yapan insanların tipi belli. Yani belli bir yaşa gelmiş. Motosiklet kullanmayı biliyor. Kolay yoldan para kazanmayı seven, eğitimsiz. Gerçekten %99'u eğitimsiz ve kural tanımayan bir insan. Karşı yönden gitmek. Ters yoldan girmek favoridir. Bir. Yaya kaldırımına çıkmak. İnsan geçiyor, hayvan geçiyor. Hiç önemsemeden. Kırmızı ışıkta geçmek. Kırmızı mı yanıyor? Dur, hayır, geçeceğim ben. Araçların arasından makas atarak ilerlemek. Araçların arasından böyle geçiyor ya, hani vur, kır, geç, çizer, bazen vurur araçlara, hiç gerisine bakmasan sonra motor var, ben kaçarım mantığıyla. Dönülmez yerden dönmek, kas takmadan motora binmek. Hangi birine laf yetiştireceksiniz ki? Zaman baskısı altındalar. Domino's zaten 30 dakikada teslim edeceğiz diyerek kaosun içine tekrardan başka bir kaos yaratmaya başardı. Ne oldu? Biz gazetelerde gördük. 30 dakikada paket atacağım derken ne yaptı? Kurye kaza yaptı, öldü. Gencecik, eğitimsiz bir çocuk yani. Ve hani ne oldu sonrası gerisi hani bilinmiyor da. Firma ne oldu, ailesi ne oldu, bununla ilgili ne bir çalışma yapıldı. Hiçbir firma 30 dakika teslimi sözü vermemesi lazım. Hatta bu sürenin bir saate çıkması lazım. Şimdi sosyal medyada dolaşan şey, Domino's 30 dakikayı çıkardı, mertlik bozuldu diyor. Domino's kendi etrafında 1.2 kilometre sipariş gönderiyor. Bir sipariş alıyorsun, 6 dakikada siparişin pişmiş hazır. Sen siparişin 24 dakikan var daha teslim süresi. 1200 metreyi motosikletle sen saatte 30 kilometre hızla gidersen kaç dakikada gidersin? Soruyorum. Değil mi? Domino's böyle bir söz vermese, işveren çalışanını yarım saatte git gel diye zorlamasa bile bazı kuryeler var ki özellikle yaşı genç olan arkadaşlar bunlar. Bir an önce işimi halledeyim de kalan 15 dakikalık zamanda da benim ufak bir işim varsa onu halledeyim geleyim patrona çaktırmadan. Bu da olabiliyor. Hız konusunda özellikle akşam servisinde başı yüksek bir zaman saati olduğu için paket savaşları oluyor.
çabuk gidip geliyorlar ki hani daha fazla pakete gidebilmek için kendi aralarında rekabete giriyorlar. Ben eğitim aldığım zaman kalitesiz bir eğitimdi benim aldığım eğitim. Yani sadece motora bin, işte karşıdan dön, gel, sonra dur, kalk, tamam sen oldun hani. Ben bundan 10 yıl önce motosiklet ehliyeti aldığımda benim pratik sınavım 18 saniye sürdü. Saydım, 18 saniye. Ama artık yarım saat zorunluluğu geldi. Yarım saat boyunca motosiklet sürmeniz lazım. Ayağınızı yere değdiremiyorsunuz. Yapmanız gereken 3 farklı hareket var. Slalom, 8 çizmek ve denge tahtası üzerinden gitmek gibi. Eğer yarım saatin altında bitirirseniz ve ayağınızı yere koyarsanız düşme tehlikesi geçirirseniz otomatikman geçemiyorsunuz sınavdan. Almanya'da motosiklet ehliyeti almak için başvurup ehliyet almaya hak kazanan insanların sayısı 10'da 4. Türkiye'de 10'da 9. Bu bence her şeyi özetliyor. A2 ehliyetli olması gerekiyor, sigortasının yapılması gerekiyor, sağlık kaydı olmaması gerekiyor, daha önceki iş yerinin kurye hakkında kesinlikle olumlu görüş bildirmesi gerekiyor. Bu kriterleri de ortaya koyduğunuz zaman motor sayısı piyasada çok azalıyor. Bir pizzacıda çalışıyordum Beşiktaş'ta. Hani her geldiğimde 4 paket alıp gidiyorum. 4 paket. Yemek yiyemiyorum, su içeceğim, içemiyorum. Affedersiniz tuvalete gideceğim, tuvalete bile gidemiyorum. Hani sürekli bunları hemen yetiştirmen lazım. Geliyorum, kaskımı çıkartıyorum, bir nefes alayım falan, rahatlayayım diye. Ona orada 3 tane paket var, git onları rahat, bilmem ne yakın yerler zaten falan. İşverenler de bazen kuryeleri bir şeylere itekleyebiliyorlar işte. Hızlı atacaksın, plakayı kapat, plakayı sök, yeter ki şeyi görmesin. Lambalara yakalanmadıkça hiçbir sorun yok. Bunlar da yaşanmış şeyler haliyle. Hiçbir restoran çalışanına hızlı git, işte kuralları çiğne, ışıklarda durma vesaire gibisinden bir şey söylemez. Biz sadece şunu istiyoruz, oyalanmadan gelin. Özellikle mesela kurye arkadaş buradan çıkacağı zaman sonraki paketlere bakıyor. Eğer sonraki paketler iyi paketse hemen gidip gelmek istiyor. Ama geleceği paket kötü bir paketse gittiği pakette gereğinden fazla oyalanıyor ki ben geldiğimde bana denk gelmesin. O pakete benden önce biri gelsin, alsın, gitsin. Senin görevin paket atmaksa sadece paket atacaksın. Yani masa silmek, paspas atmak, kasaya yere geçmek. Adam teslimatını yapıp geliyor. Bazı şirketler motokuryeye tuvalet temizletiyor. Adam tabii ki işinden ayrılıyor. Neden? Çünkü başka motokurye arayan bir sürü farklı yer var. Ama şartlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. O yüzden şu an önü kesilemez bir döngü var. Sen bir işverensin, motosiklet kullanıyor. Senin elemanın, sen işte ekipman sağlayacaksın. Sağlamak zorundasın. Freni tutmuyor. Yağ atılmamış, ötüyor. Cik 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 balatalardan ses geliyor. Gaz almıyor, duruyor, tekliyor falan. Bir motor var ama hani nasıl bir motor var hani? Kask tak çünkü ceza yazıyorlar. Hani ceza yazıyor diye kask taktırıyor mesela elemanına. Mesela şuradaki kaskı verebilir misiniz bana? Şu elimde görmüş olduğunuz kaskı bir işveren çalışanına al bunu kullan diye vermiş. Şuradaki çatlağı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buraya eğitime gelen bir kurye arkadaş dedi ki siz bana nasıl olsa kask veriyorsunuz. Ben bu çatlak kaskı buraya ibret olsun diye bırakıyorum. Lütfen gelenlere gösterin dedi. Şimdi mesela ben 1200 liraya 1400 liraya çalışmam. Neden çalışmam ben 1400 liraya? Ben 1400 liraya zaten evimi geçindiremem değil mi? Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çoğu büyük franchise şirketlerinde Domino's olur, McDonald's olur, Burger King olur hiç fark etmez. Kapılarında hep A2 ehliyetli sürücü aranıyor diye ilan vardır. Çünkü maaşlar çok düşük, baskı çok fazla. Yani biz mesela devamlı açık tutuyoruz paket servis eleman ilanlarımızı. Her eleman işine gelmediği anda işsiz bırakıp gidiyor. Hemen hemen bütün motorcularla, o bölgenin motorcularıyla çalışmıştır bizim restorant. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Onlarla empati kurmaya çalışıyoruz. Şu an çalıştığım firma beni mutlu ediyor. Ben paket gelmediği zaman üzülüyorum. Paket geldiği zaman seviniyorum yani. O da iş yapsın, ben de iş yapayım. Ben iki tarafta mutlu olsun. Şimdi bugün burada 10 tane motorcu gelsin. Bakalım kaç tanesi yaşını doldurmuş. 10 tane geçiyorsa 5 tanesi de 16 yaşlı altıdır. El yeti yoktur. Doğal olarak yani o çocuk her şey yapar. Genç, kanı kaynıyor. Şimdi 2000 lira şöyle bir motoru çok rahat alıyorsun. Al bin, git öl. 16 yaşında. Motorculara fazla müsamaha gösteriliyor bu ülkede. Şu an şöyle bir yasa var. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan insanlara 2 yıl hapis verme hakkı var bu devlet. Böyle bir yasa var. Şimdi bu yasa uygulansa kaç motorcu hapsedilecek? Yani motosikletlerin üzerinde bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Bence motorcular fazla şu an şımarık davranıyor. Ben öyle söyleyeyim.
Kuryeler olmazsa bizim hayatımız çok zorlaşır. Şu an evimizde canımız dondurma çekince telefonumuzdan 2-3 tıkla ayağımıza kadar dondurma getirebiliyoruz. Bunu getiren insanlar kuryeler. Mesela geçenlerde Çin'le ilgili bir görüşme yaptım. Çin'de mesela tamamen yani manavcılık bile paket servise dönmüş. Sürekli lanet okuduğumuz kuryelere aslında biraz da muhtacız. Bunun farkında olalım. Paket servis yapmak zorundayız. Yani nasıl en iyi şekilde yaparız onu düşünmek lazım. Yani daha fazlasını merak ediyorsanız herhangi bir restorandan sipariş verip kapıya gelen kurye arkadaşlara bunları sorabilirsiniz. Alo Ümit Bey, siparişinizi getirdim, kapıdayım. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, ne demek. Ya bu arada gelmişken bir şey rica edeceğim sizden. Motokuryelerle ilgili bir video çekiyoruz da. Bu videoda yer almak ister misiniz? Nerede yayınlanacak? Thank you.